Derler ki kuşlar bir memleketten diğerine göç ederken asla dişi kuşu geride bırakmazlarmış. Göç ne kadar zor olursa olsun erkek dişisini göçü tamamlatmak istermiş. Onları ayıran tek şeyin pusuda yatan avcılar olduğu söylenir. Eğer erkek kuş göç sırasında dişisini kaybederse bir zaman sonra o da göç yolunda ölürmüş. Söylediklerimi anlamadığını biliyorum ama ne yapacaksın? Rahmetli babam hep derdi ki aşıkla maşuk arasında söze ihtiyaç yoktur. Gönülden gönüle görünmeyen kablolar uzanır. O kablolardan sözler, hisler akar gider. Hani kablolardan İngilizce akar mı bilemiyorum. Ama ben de sana şunu söylemeden buradan göç etmek istemiyorum. Ben sana harbiden tutuldum be. Ben aşık oldum kız. Habı vurmamış ki. Ama acıyor birader. Evet, burada morarte var. Bu salak ateş etti. Aman ha burada. Plastik mermi. Vay be. Ulan Benbel'in de sahtesini yapmışlar ha. Ulan ne sahtesi? Şerefsizler eğitim mermisi göndermişler. Plastik mermi mi? Bana öyle geliyor ki ya bu Amerikalılar buraya operasyon düzenleyecek. Hı? Yoksa ne için göndersinler dandik mermiyi? Beyler. Şimdi harbiden sıçtık demektir. Ne yapacağız şöyle bir saksıları çalıştıralım beyler. Ha? Ne yapacağız Recep abi? Vallahi ne diyeyim? Benim de kafa durdu. Aa benzedim abi uşağa. Ben de. Kalk lan sen de. Gebereceğini zannettik. Aklımız gitti. Kalk. Kalk. Ne yapacağız o zaman şimdi?
bileyim Bahattin. Benim de aklım gitti.